Reklama gitmeden önce dedim ki sigara severlere kötü bir haberim var. Tabii o kötü haber, hepiniz akciğer kanseri riski taşıyorsunuz değil. Yani o zaten görünen bir gerçek. Ama bu kez Yeni Zelanda'da yaşayanlar için bu kötü haber. Çünkü Yeni Zelanda dumansız yaşam için tütün satışlarını kademeli olarak azaltacaklarını duyurup yeni nesle ömürleri boyunca tütün ürünleri satılmaması için kanun çıkardı. Bazı kesimlerin tepkisini çeken bu kararın bağımlılık oranlarını düşürüp düşürmeyeceği de tabii merak konusu. There is no safe age to start smoking. İçin yapılan ayırt edecekler onları. Babasının annesinin sigarasını alır gene içer. Bu olacak bir şey değil yani. 5-6 yaşında içmeye başlayanlar var. Kim dinleyecek? Hiç kimse. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Doğru karar almışlar. Böyle gitsinler. Yeni Zelanda hükümeti sigara içme alışkanlığını en aza indirmek, hatta yeni neslin hiç başlamaması adına yeni kısıtlamalar hazırladı. Yasak bile olsa kaçak yollardan illaki ulaşırlar. Sigara içenlerden mesela sigara koparabilirler diye düşünüyorum. Çünkü onlara yasak olmaz. Için. Hükümet dumansız yaşam için ilk adımı attı. 14 yaş ve altındaki gençler tütün ürünlerini yasal olarak hiçbir zaman alamayacaklar. Kaç yaşındasınız? 17 yaşındayım. Sigara kullanıyor musun? Yok, kullanmıyorum. İçmeyi de düşünmüyorum. Çocuklar fotokopi makinesi gibidir. Evet. Büyükler de yasaklanır, sonra çocuklara. Türkiye'ye böyle bir şey gelmiş olsa her türlü alırım yani. Abimden alırım, babamdan alırım. Yeni Zelanda bağımlılığı en aza indirmek için tütünün içindeki yasal nikotin miktarının düşürülmesi, tütün satışı yapan dükkanların kapatılması gibi bazı kısıtlamaları da hayata geçirmişti. Kanunlarla çok zor. Nerede bulursa içer yani. Eğitimle alakalı bir şey. Yani tamamen politikada yapılacak bir şey değil. Aileyle başlayan bir şey. Hükümetin bu kararlarına bazı kesimlerden tepki de geldi. İlerleyen zamanlarda bağımlılık oranlarında bir düşüş olup olmayacağı ise merak ediliyor. Birden böyle kalkıp da birden yasaklıyorum bunu dersen toplum kabullenmez. Diktatörlük olur. Emirvakilik olur. Çok saçma bence. Yani insanlara karışılmaması lazım. Kim ne isterse onu yapmalı. Çok güzel olmuş. Vallahi keşke Türkiye'de de yasaklansa.